Canım arkadaşlarım hepinize selamlar. Ben SML Hoca, SML Hoca Matematik kanalındasınız, hepiniz hoş geldiniz gençler. Evet, bugün 8. gündeyiz. Konumuz polinom. Önce polinomların güzel bir konu özetini yapacağız arkadaşlar. Arkasından da ÖSYM'ye yatkın olan, ÖSYM'e benzer olan soru tipleri üzerinden sizlere bir güzel tekrar soruları çözdüreceğim. 21 tane tekrar sorusu çözeceğiz ve bu tekrar sorularından sonra da seni bir güzel ödevlendireceğim. Bugünün özeti bu. Seni bir güzel ödevlendireceğim. Ödevin nereden? 40 soru serisi TYT Matematik Video Soru Kitabı'nda Polinomlar adlı kısmın 40 tane soru var içerisinde. Polinomlar adlı kısmı bir güzel çözüyorsun kardeşim. 63. sayfada yer alıyor polinomlar. Bir güzel çözüyorsun. Bu 40 sorudan sonra da tıpkı fonksiyonlarda yaptığın gibi polinomlarda da herhangi bir eksiğin kalmayacak. Bütün soru tiplerinde göreceksin. Bana, buna emin olabilirsin. Bana güvenebilirsin. Evet Hazırsak PDF kısmı açıklama kısmında mevcut arkadaşlar. Ücretsiz biçimde tıklayıp indirebilirsiniz ve hazırsanız geçelim dersimize. Evet ne demiş bir bakalım beraber. Şimdi polinomlarla alakalı önce bir tanım yapalım. A0, A1, A2, a ne kadar olan reel sayılar. N de bir doğal sayı olmak üzere. Bak kat sayılar şunlar AN, AN-1, A2, A1, A0 bunlara ne dedik? Reel sayı dedik. Peki bu n'ler var ya n'ler. Onları da doğal sayı dedik. Bak üsleri n, n-1, 2, 1. Burada x üzeri 0 var. x'lerin kuvvetleri de doğal sayı olacak. Bu şartı sağlayan tüm fonksiyonlara biz polinom diyeceğiz. Bir ifadenin x değişkenine bağlı polinom olabilmesi için hemen yazdık buraya az önce söylediklerimizi. Kat sayılar reel olacak. Reel. x'in kuvvetleri x'in kuvvetleri ne olacakmış gençler? Doğal sayı olacak. X'in kuvvetleri de doğal olacak sevgili arkadaşlar. Şartları sağlanmalıdır. Pekala P A artı B verilip pm sorulduğunda biz A X artı B'yi M'ye eşitleyeceğiz. Tıpkı fonksiyonlarda yaptığımız gibi. Bu eşitliği sağlayan x değeri p a artı b polinomunda da x yerine yazılmalıdır. Sabit polinom dediğimiz şey nedir hocam? aynı sabit fonksiyon gibi px e eşittir c ise yani x'ten bağımsızsa sevgili arkadaşlarım biz bu polinomlara sabit terimli sabit fonksiyon diyoruz sabit terimli onu unut sabit polinom diyoruz gençler. Bir diğer notumuz bu polinomda an an-1 a2 a1 a0 reel sayılarının her birine polinomun katsayıları sayıları dendiğini az önce söylemiştik polinomun katsayıları sayıları denir. An gerçek sayısına, an'lerdeki buradaki yani en yüksek kuvvetli terimin katsayısı. İşte biz buna baş katsayı diyoruz. Baş katsayı diyoruz arkadaşlarım. A0 gerçek sayısına yani şurada x'ten bağımsız orada kendi başına duran var ya işte ona da biz polinomun sabit terimi diyoruz sevgili gençler. Pekala bunların her birini bulmanın yolları da var. Onları da el atacağız birazdan. Bir polinomda değişkenin kuvvetlerinden en büyük olanına polinomun derecesi denir. Yani mesela burada nedir? x üzeri n bunun en büyük derecesine ne? N. Yani bu polinomda en büyük derece N olduğu için bu polinomun derecesi N'dir denir. Ve Px polinomun derecesi N ise biz bunu nasıl gösteririz? Der Px ile gösteririz. Der Px eşittir N deriz sevgili gençler. Üçüncü derece 3 üç yazarsın. ikinci derece 2 iki yazarsın. Eğer Px'in derecesi N ise unutma. Px'in içerisindeki şu kısma birinci dereceden yazdın. Gittin bunu C ile çarptın ve üzerine D ekledin. Hiç unutma. Hiçbir etkisi yok polinomun derecesine. Yine n olur arkadaşlar. Örnek veriyorum. Şimdi sen gittin px'i x küp seçtin. Bu kaçıncı dereceden? Üçüncü dereceden. Şimdi sen gittin buraya p 2x artı 5 yazdın. Bunu 6 ile çarptın ve 7 ekledin. Ve bunun da derecesini merak ediyorsun. E hocam 3. derecedendi. Ben 2x'in küpünü aldığım takdirde burada 8x küplü bir şey olur. 6 ile çarparsam 48x küplü bir şey olur. 7 eklersem zaten sabit terimli etki ediyor. E düşün bu kaçıncı dereceden? E yine 3. Yine 3 arkadaşlar. Tamam. A ve B doğal sayı. A da sıfırdan pardon B'den büyük olmak üzere. Eğer Px'in derecesi A, Qx'in derecesi B ise o halde Px ile Qx'i toplayıp Px ile Qx'i çıkarırsan Toplam ve çıkarmalarda Derecesi büyük olanın sözü geçerlidir. Yani bunların ikisi de A'nıncı derecedendir sevgili arkadaşlarım. Eğer Px'in derecesi A, Qx'in derecesi B ise ben bu polinomları çarparsam A artı B'nci dereceden bir polinom elde etmiş olurum. Eğer ki bunları birbirine oranlarsam çıkan çıktı eğer bir polinomsa tabii ki o halde A eksi B'nci dereceden bir polinom elde ederiz. A, B ve K bir doğal sayı olmak üzere Px'in derecesi A. Qx'in derecesi B ise ben p Px üzeri K'nın derecesine A çarpı K diyeceğim. Q'nun K'nıncı kuvveti de X'in derecesine de yine B çarpı K diyeceğim. Yani X'in kuvveti veya polinomun kuvveti varsa dereceyi o kuvvette çarparak yeni dereceyi elde edebiliyorsun. Örnek verelim. Px polinomumuz yine X küp olsun. Ben Px kareyi bulmak istiyorsam x gördüğüm yere x kare yazarsam şu şekilde bir görüntü oluşur. x üzeri 6 olur. Bak 6. dereceden yani 3 ile 2'yi çarptık aslında. Veyahut P kare x'i bulmak istiyorsan veya P kare demeyelim farklı bir şey diyelim. P üzeri 4 diyelim. Bunu bulmak istiyorsan e diyor ki x küpün 4. kuvvetini al diyor bu sefer. E bu da x üzeri 12 olur. Aslında bakarsan ne yaptık? 3 ile 4'ü çarptık ve 12 dedik sevgili gençler. Devam. Kat sayılar toplamı. Şimdi polinomda katsayılar toplamı dediğimiz şey aslına bakarsan şuradakilerin toplamıdır. Bak an, an-1, a2, a1, a0 bunların tamamının toplamına katsayılar toplamı diyeceğiz. E şimdi katsayılar toplamını bulmanın kolay bir yolu var mı? Var. Ben bu polinomda x değişkenlerinin tamamını bir yaparsam elimde sadece katsayılar kalmaz mı? E, kalır. O halde gençler ben bir polinomun herhangi bir polinomun katsayılar toplamını bulmak istiyorsam X gördüğüm yere 1 yazmalıyım. Tek yapmam gereken şey bu. E doğal olarak PX polinomunun katsayılar toplamını P1 ile bulursun. PX-1 polinomunun katsayılar toplamı bana P0'ı verir. Biz ne demiştik? Sadece X gördüğün yere 0 yazacaksın. Bazı öğrenci arkadaşlarım diyor ki... ...hocam e, biz X gördüğümüz yere 1 yazmıyor muyduk? Yani P1'i hesaplamamız gerekmiyor mu katsayılar toplamı bulunurken? Şimdi PX polinomu için evet Lakin, px eksi 1 polinomu verdiyse, e, x gördüğün yere 1 yazmayacağım mı yaz biri, p 0 bu sefer sana katsayılar toplamını verecektir. Bu sabit terimi bulmak için yapılan işlemde de aynı şekildedir. Lütfen buna dikkat et. x gördüğün yere 1 yazarsan bu sefer p eksi 3 sana katsayılar toplamını verecektir. p x karenin katsayılar toplamını bulmak istiyorsan x gördüğün yere 1 yazarsın yine p1 olur burada da P kök x artı 7'nin katsayılar toplamını bulmak istiyorsan da kök x gördü x gördüğün yere 1 yazarsam burası da sana P8'i verir. Bu sefer P8 sana katsayılar toplamını verecektir. Sabit terime baktığımız zaman da katsayılar toplamı bulunurken nasıl ki x gördüğümüz yere 1 yazıyoruz. Sabit terim bulunurken de x gördüğümüz yere 0 yazmamız gerekiyor. O halde sevgili arkadaşlarım sabit terimi Px'in sabit terimi P0'dır. Px-1'in sabit terimi P0'dan 1'i çıkardım P-1'dir. Buradaki sabit terim P-5'tir. eksi Px karenin sabit terimi P0'dır. P kök x artı 7'nin sabit terimi de P7'nin ta kendisidir diyeceğiz. Amaç sadece x gördüğümüz yere 1 veya eksi, 1 veya 0 yazmak. Bunu lütfen unutmayın. Kat sayılar toplamı soruluyorsa x gördüğün yere 1 yazacaksın. Sabit terim soruluyorsa x gördüğün yere ne yazman gerekiyor? 0 yazman gerekiyor. Bunu lütfen unutma. Çift dereceli terimlerin kat sayıları toplamı bulunurken ne yapmamız gerekiyor? Ufak bir hamle P1 artı P-1 bölü 2 bize çift dereceli terimlerin katsayıları toplamını verirken tek dereceleri bulurken de aynı formülü yazıyorsun. Lakin bir fark var. Burada artı iken olay burada eksi olacak arkadaşlar. Yani sen P1 ile P-1'i toplayıp 2'ye bölersen çift dereceli terimlerin katsayıları toplamını çıkarıp 2'ye bölersen de tek dereceli terimlerin katsayıları toplamını. E şimdi biz bu polinomların kuvvetlerinin abi ee, doğal sayı olduğunu bilmiyor muyuz? Biliyoruz. Doğal sayı bunlar. E tamam güzel de o zaman bu doğal sayılar tek veya çift olmayacak mı zaten? E, olacak. O zaman ben tek dereceli terimlerle çift dereceli terimlerin kat sayılar toplamlarını toplarsam elimde bütün kat sayılar toplamını bulurum. Yani gelin şunda şunu bir toplayalım hadi. Bak ben bunu üsttekini p1 bölü 2 artı p eksi 1 bölü 2 yazarım. Artı burayı da p1 bölü 2 eksi p eksi 1 bölü 2 yazarım. Şurası çiftti. Burası tekti hocam. Değil mi? E şimdi bunları toplarsam ben şu P-1 bölü 2 ile eksi P-1 bölü 2 gider. Şununla şunun toplamı bana 2 tane P1 bölü 2'yi verir. 2'ler giderse gördüğün üzere Px polinomunun kat sayıları toplamı olan P1'i elde etmiş oluruz. Demek ki sistem tıkır tıkır işliyor. Sisteme güveneceksin. Tamam. Şimdi sağ üst taraftayız. Polinomlar da bölme ki ÖSYM'nin sürekli sorduğu soru tiplerinden... Mutlaka ama mutlaka bir polinomlarda bölme sorusu gelir karşına. Polinomlarda bölmede ne hikmetse öğrencilerin en zor çok zorlandığı yerdir. O yüzden iyi dinle burayı. Ben normal doğal sayılardaki yaptığım bölme işleminin aynısını aynı özellikleriyle beraber burada işletebilirim. Nasıl yani? Px'i Qx'e böldüm. Bölüm Bx kalan bu geldi. Şimdi yine biz buna bölen diyoruz. Yine buna bölüm diyoruz. Bölüm polinom olacak burası. Yine burası kalan polinom olacak ve burası da bölünen polinomdur arkadaşlar. Şimdi gençler iyi dinleyin. Px'i nasıl elde ederim? Qx ile Bx'i çarparım üstüne kalanı eklerim. Aynı doğal sayılarda yaptığımız işlemlerin aynısı. Biz ne diyorduk doğal sayılarda işlem yaparken? Kalan bölenden daima küçük olmalı diyorduk. O zaman polinomlarda işlem yapıyorsak da şunu söyleyeceğiz. Kalanın derecesi bölenin derecesinden daima küçük olmalı. Derecesi daha büyük olamaz. Eğer ki kalan sıfırsa o zaman şu cümleyi kurarsın. Px polinomu Qx polinomuna tam bölünüyor veyahut Qx polinomu Px polinomu Qx polinomunun tam katıdır diyebilirsin. Notumuza bakalım. Px polinomunun ax artı b ile bölünmesinden kalan x gördüğümüz yere eksi b bölü a yazılarak bulunur. Neden eksi b bölü a? Çünkü burayı sıfıra eşitleyen değer eksi b bölü a'dır. Mesela sen şimdi px polinomunu x eksi 3'e bölümünden kalanı mı bulacaksın? O zaman x gördüğün yere burayı sıfıra eşitleyen 3'ü yazacaksın. Kalanımız p3 olacaktır. Şimdi sen burada px artı 1 polinomunun bak unutma. Px artı 1 polinomunun x eksi 2 ile bölümünden kalanı mı bulacaksın? 2'yi burada yerine yazarsın. Yine p3 soruluyormuş deriz. Şimdi burayı sıfıra eşitleyen değer nedir? Eksi 1. Bir. Eksi 1'i burada yerine yazarsan eksi 1'in karesi 1 olduğundan 3 ekledin. P4 soruluyormuş bize. Kalan P4'müş. Burayı sıfıra eşitleyen değer 1 bölü 2 mi? O 1 bölü 2'yi burada yerine yazarsın. 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4'tür. 1 bölü 4'ten 1'i çıkarırsam P eksi 3 bölü 4 soruluyormuş hocam dersin. X eksi 2 ile bölümünden kalan mı soruluyor? X gördüğün yere 2 yazarsın. Nerede? Burada. O zaman senden P kare 2 soruluyordur. Bunları unutma. Tek yapman gereken de zaten bu. Şimdi notumuza bakalım bir px polinomu gençler x8a çarpı x8b'ye tam bölünüyorsa x8a ve x8b'ye de tam bölünüyordur demek örnek veriyorum abi sen 35 sayısının 5'e tam bölündüğünü biliyor musun evet 35 sayısının 7'ye tam bölündüğünü biliyor musun evet e o zaman 5 ile 7'nin çarpımı olan 35 sayısı 35'e de tam bölünecektir. Veya 35 35'e tam mı bölünüyor? O zaman 5'e de 7'ye de ayrı ayrı bölünür diyoruz. Bir sayı 12 ile kalansız bölünüyorsa 3'e ve 4'e de tam bölünüyordur. Kalansız bölünüyordur diyorduk ya doğal sayılarda. Aynı mantalite burada da geçerli. Hem x 8 a hem de x eksi b bunların çarpımına bölünüyorsa x eksi a ya da x eksi b'ye de ayrı ayrı bu polinomlar bölünecektir zaten. Pekala gençler. Şimdi devam edelim. Artık son kısmımız notumuzda. Üçüncü dereceden, üçüncü dereceden bir px polinomu x eksi 1, x eksi 2 ve x eksi 1 ile tam bölünüyorsa, tam bölünüyorsa hemen şunu yapıyorsun. Bir baş kat sayı belirliyorsun a çarpı tam bölündüğü için içerisinde x eksi 1 çarpanı vardır. İçerisinde x eksi 2 ve içerisinde x eksi 1 çarpanından bir tane daha vardır. Şuraya x eksi 3 diyelim arkadaşlar. Şurayı da farklı yapalım ondan. x eksi 3 ile tam bölünce için a çarpı x eksi 1 çarpı x eksi 2 çarpı x eksi 3 biçimde ben bunu yazabilirim. Tamam mı? Veyahut baş kat sayısı 4 olan demiş. Ha bu sefer baş kat sayısını vermiş. O zaman 4 çarpı dedim. Üçüncü derecedenmiş bir px polinomu. x eksi 1, x eksi 2 ve x artı 3 ve x artı 5 ile bölündüğünde kalan 7 oluyorsa demiş. Şimdi dur dur bekle. Şimdi hocam iyi dinle beni. Baş kat sayısı 4'tü 3. derecedendi. x eksi 1'e bölündüğünde x eksi 2'ye bölündüğünde x artı 3'e bölündüğünde ve x artı 5'e bölündüğünde kalan 7 oluyorsa demiş ya. Bak şöyle yapacaksın. x eksi 1 çarpı x eksi 2 çarpı x artı 3 dedim. Daha sonrasında şurayı biz şunu da katmışız. Burayı dördüncü dereceden diyelim arkadaşlar. Baş katsayısı 4 olan dördüncü dereceden diyelim. Tamam. Şimdi 4 çarpı x eksi 1 x eksi 2 x artı 3 x artı 5 dedik. E hocam kalansız bölünmüyormuş kalanı 7'ymiş biz bunları niye böyle çarptık İşte niye çarptık biliyor musun? O kalanı ekleyeceksin üstüne. Ya çünkü zaten şurası bizim için tam bölünmez miydi? Hem x eksi 1'e hem x eksi 2'ye hem x artı 3'e hem x artı 5'e burası zaten tam bölünmez miydi? E bölünürdü. madem öyle burası tam bölünüyorsa ben buna 7 eklersem kalan 7 olacaktır her halükarda. Peki baş kat sayısı 3 olan 3. dereceden bir qx polinomu x kare artı 2 ile tam bölünüyor. O zaman ne diyeceğim ben? Baş kat sayısı 3 ise 3'ü yazdım. x kare artı 2'ye tam bölünüyorsa böyle bir çarpanı vardır. E şimdi 3. dereceden olması için bir çarpana daha ihtiyacımız var. Ona da x eksi a dersin ve bırakırsın. A'yı nereden bulacağım? Sana bir nokta verir veya der ki bu polinomun şunda bölümünden kalan şuysa der, işte diğer çarpan kaçtır diye sorabilir. Sen o polinomu bulursun, polinom üzerinden ilerlersin. Veya der ki işte bu polinomun x8-3'te bölümünden kalan 5 ise, x 4 4te bölümünden kalan kaçtır diye sorabilir. E sen polinomu elde ettikten sonra x gördüğün yere 3 yazarsın, 4 yazarsın, sonucu bulursun. Tamam mı güzel kardeşim? Şimdi polinomlarla alakalı gerçekten genel itibariyle bilmen gereken her şey bunlar. Geri kalanı artık bulmaca çözümü gibi ki soruların içerisinde göreceksin. Yemin ederim farklı bir şey kullanmayacağız. Sadece ama sadece tek yapmamız gereken burada öğrendiğimiz genel geçer kuralları soruların içerisinde doğru bir şekilde uygulayabilmek. Eğer doğru uygulayabilirsek zaten e, polinomlar bizimdir abi. Evet bazıları zor oluyor mu? Zor oluyor. Zorlarını da göstereceğiz ama bu zorluğun bak bu zorluğun yemin ederim işlem kalabalığından farklı bir sebebi de olmayacak zaten. Dolayısıyla sen bana güven. Tek bilmen gereken yerler. Bunlar ki zaten polinomda konu anlatımında farklı verdiğimiz bir özellik zaten yok. Bak bunlar benim kitabımdaki konu anlatım kısmındaki yazılar arkadaşlar. Ben bunları bir araya getirdim sadece konu özeti olması için. Gerçekten anlatılabilecek başka bir şey yok. Bundan kaynaklı arkadaşlar soruların içerisinde artık gerekli aksiyonu gösterirseniz gerekli böyle çeşitli atraksiyonlara gireceksiniz. E bunların sonucunda da soruyu çözüyorsunuz. E bunları çözebilmek için de demek ki o aksiyonları doğru alabilmek gerekiyor. E sırasıyla alabilmek gerekiyor. Sen başta yapacağın işleri sonla yaparsan eğer sonra dersin ki ya bu soru çıkmıyor. Veya işte soruya bir türlü başlayamazsan bu özelliklerin hiçbirini kullanamazsın. Bundan kaynaklı da zaten polinom size zor geliyor. Polinom zor değil aslında. Zor soruları var, bunların da tek tek sebebi işlem kalabalığı başka bir halt değil. Evet gençler, polinom tekrar sorularına geçeceğiz. Ne zaman? Tabii ki de bir sonraki videomuzda gençler. Sonraki videomuzda yani. Polinom sorularını çözdükten sonra da size olan ödevimi biliyorsunuz. 40 soru serisi TYT Matematik video soru kitabından 40 tane polinom sorusunu bir güzel parçalayacaksınız. Bunların her birinin videoları var sevgili arkadaşlarım. Açıklama kısmında linklere ekledim. Yararlı linklerin içerisinde var. Tek tıkla bu çözümlere de ulaşabilirsiniz. Kitabı almak zorunda değilsin illa ki hocam. Şunu da yapabilirsen kitabı alsan daha tabii ki derli toplu düzenli oluyor. Sonuçta kendin çözebiliyorsun. Kağıda dokunabiliyorsun. Şey de yapabilirsin böyle videoları aç istersen Abi dur 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 çözmeye çalış Dur 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 çözmeye çalış yani tamam mı Her şey bu kadar teknolojik ve her şey bu kadar nizami olmak zorunda değil Abi olabilir ya öğrenci adamsın paran yoktur Babandan istemeye çekiniyorsundur Babanın sana kitap almak için verdiği parayı sen farklı yerlere harcamışsındır Olabilir hepimizin başına geldi bunlar Abi aç videoyu Yani evdeki internet için baban senden para istemiyordur herhalde Yani yüksek ihtimal kotasız bir internetin vardır yani Türkiye'de artık çoğu evin interneti kotasız. Abi gir internete, wi bağlan. Gir internete, otur başına soruların. De ki: "Durdurdum hoca, zaten soru aha böyle yansıtıyorum ekrana zaten. Kocaman oluyor zaten. Abi dur dur, çöz yani ne olacak? En fazla soruyu bir daha yazarsın." Tamam. Ama bu soruları çözmeden Yanlış tuşlara bastım <laughs> Ama bu soruları çözmeden arkadaşlarım Lütfen rica ediyorum Kalkıp da sınava girmeyin ya ne olursunuz gençler Ha girebilirsiniz de ama pişman olabilirsiniz Benden size söylemesi Gençler sonraki videomuz Polinom tekrar sorularının çözüm videosu olacak O videoda görüşürüz sizleri seviyorum Hoşçakalın sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da Lütfen unutmayın